Merhaba arkadaşlar. Çarpanları ayırmanın ÖSYM tadında 3 test ile devam edelim. Birinci sorumuzda A, B'den farklı olmak üzere demiş. Bize bir eşitlik vermiş. Şimdi öncelikle isteneni bulalım. Burada payda işlediğimiz zaman A kare artı B kare bölü AB ifadesini bizden istiyor. Buraya baktığımız zaman burada da içler dışlar çarpımı yapalım. A küp eşittir B küp geldi. B küpü karşı tarafa aldım. A küp eksi B küp eşittir 0. Burada küp açılımı yaparsam A eksi B çarpı a kare artı ab artı b kare ifadesi geldi eşittir sıfır. Şimdi biz a eksi b buradan sıfır diyemeyiz çünkü burada ab'den farklı olduğuna göre a eksi b de sıfırdan farklı olacak. Burası sıfırdan farklı olacağına göre o zaman burasının kesin sıfır olması lazım. Yazalım a kare artı ab artı b kare ifadesi sıfır olduğuna göre buradaki b'yi karşı tarafa alırsak a kare artı b kare eksi ab eşit geldi. O zaman buradaki ifade yerine direkt eksi ab yazdığımızda paydada da ab var. Sadeleştirdiğimizde de cevabımız eksi 1 geldi. İkinci soruda bir diğerin bir değerinin iki eşit olduğunu ispatlamak isteyen bir kimse şu adımları takip ediyor demiş. Buna göre ispatta yapılan ilk hata hangi adımda verilmiş? Şimdi öncelikle x kare eşittir x kare. Bunda bir sıkıntı yok. Her iki taraftan x kareyi çıkartmış. Tamam. Burada ikisinde de x'ler ortak olduğu için x parantezini almış. Buradan x kalmış. Buradan da x. Aynı şekilde burada x parantezini almış. Burada da daha doğrusu iki kare açılımı yapmış burada da. Bir toplayıp bir çıkartmış. Burada da sıkıntı yok. Ama buradaki üçüncü durumdan dörde geçerken buradaki x eksi x ile x pardon buradaki x eksi x, x, x ile x eksi x'i sadeleştirmiş ve sadece x ve buradan da 2x kalmış. Ama şöyle bir durum var. x eksi x ifadesi sıfır. Yani hiçbir zaman biz mesela bir ifade x çarpı 0 eşittir 0 çarpı 2x ifadesinde sıfırları sadeleştiremeyiz. Başka ifade olmuş olsaydı mesela bunlar x çarpı 2, 2 çarpı 2x gibi ifade olsa sadeleşirdi. Ama sıfırları sadeleştiremeyeceğim için burada hata yapmış yani dördüncü adıma geçerken hata yaptığı için cevabımız değişik oldu. Üçüncü sorumuzda Ahmet madeni 1 TL'leri aşağıdaki gibi her satıra ve sütuna aynı adette olacak şekilde yerleştirip karesel bir görüntü elde etmiş. O zaman bir tanesi şöyle bir kenarın x aldık. Aynı şekilde burası da x geldi. Bu işlem sonunda elinde 120 tane 1 TL arttığını görüyor. Şimdi o zaman bu karenin kare kadar yani x çarpı x kadar da 1 TL kullandığına göre x kare dedik. Artı 120 tane de 1 TL arttığına göre elindeki toplam 1 TL'ler bu kadar oldu. Daha sonra her satıra 3'er tane daha 1 TL ilave ettikten sonra tekrar karesel görüntü elde edebilmek için tüm sütunlara da 3'er 3'er tane maddi 1 TL ilave etmiş. O zaman buraya 3 tane ilave ettiyse aynı şekilde buraya da 3 tane elde etti e, ilave etti. Bu sefer karenin alanı için x artı 3 çarpı diğeri de aynı şekilde x artı 3 geldi. Ve bu sefer de elinde 51 tane 1 TL arttı. Bu işlemlerden sonra da 51 tane daha olduğuna göre bu sefer de elinde bu kadar madeni para yani 1 TL vardır. Sonuçta elindeki 1 TL'lerde bir değişiklik yok. Bunların ikisi birbirine eşit. O halde işlemlerimizi yapalım. Burada x kare artı 6x artı 9 artı 51 geldi. x karelerimiz sadeleşti. 6x buradaki 60'ta da karşı tarafa attım. 60 x eşittir 10 oldu. Bize Ahmet'in toplam madeni 1 TL adedinin rakamları toplamını istediğine göre o zaman x eşittir 10'u bu denklemde herhangi birine yazabilirim. x yerine 10 yazdım. 10'un karesinden 100 artı 120'den cevabımız 220 geldi. Rakamlar toplamını istediği için de cevabımız 4 oldu. Dördüncü sorumuzda x farklı olmak üzere demiş. 1 bölü x artı 1 bölü y hangisinde kesinlikle eşit olur? Şimdi öncelikle burada bir iki kare farkı var. Onu kullanalım. 1 bölü x eksi 1 bölü y çarpı 1 bölü x artı 1 bölü y geldi. Karşı tarafta da x eksi y değerimiz var. Şimdi biz burada bir payda eşitleme yaparsak y eksi x bölü x y gelecek. Burada bizden zaten bu kısmı istediği için buradaki işlemi hiç değiştirmeyelim. Hatta buna bir isim verelim. A diye bırakalım tekrar yazmayalım. Eşittir x eksi y. Şimdi x y'den farklı olduğuna göre o zaman x eksi y de sıfırdan farklı olacağı için biz direkt y eksi x'e normalde bunlar sıfıra eşit olma ihtimali olsaydı x eksi y ile y eksi x'i sadeleştiremezdik. Sıfırları sade, sadeleştiremediğimiz gibi. İkinci soruda söylemiştik zaten onu. Burada sıfırdan farklı dediği için biz buradaki ifadeleri sadeleştiririz ve burada nedir? Bir tane eksi bir kalacaktır. Biri eksiyle çarpıldığı için. O halde a eşittir İçler dışlar çarpma hatta şöyle yazalım önce a bölü x eşittir eksi birden a değerimiz eksi x gelecektir. Yani cevabımız 5 şıkkı oldu. 5. sorumuzda olmak üzere ifadesi hangisine eşittir demiş. Şimdi öncelikle buradaki y bölü y artı z'yi şöyle yazalım. 1 bölü x g, ben payla payda yer değiştirdiğim zaman 1 bölü x kare y artı z bölü y olacak ve buradakini de ayrı paydalarda yazabilirim y bölü y artı z bölü y geldi. Eşittir 1 bölü x kare. Ve buradan 1 bölü x kare değeri burası 1 geleceği için 1 artı z bölü y'ye eşit oldu. Şimdi buraya bakalım. Buradaki ifadeyi 2 kare farkından ayırmış zaten. Sonuçta burası 1 bölü x eksi 1. Hatta bunu şöyle yazalım. Daha güzel gözükecek. 1 bölü x eksi 1. 1 bölü x artı 1 olduğu için direkt 2 kare farkından açılmış. Yani 1 bölü x'in karesi eksi 1'in karesi. Paydada z ifademiz var zaten. 1 bölü x kare dediğimiz ifade buradaki ifade eşit. Bunun yerine yazıyorum. 1 artı z bölü y eksi 1 bölü z geldi. Eksi birlerimiz gitti. Buradan z bölü y paydalı da z bölü 1 var. Ters çevirip çarptığımızda cevabımız 1 bölü y gelmiş oldu. Yani y üzeri eksi 1. Altıncı soruda aşağıda uzunluk değeri verilmiş dikdörtgenlerin içindeki a, B, C ve d ifadeleri bulundukları bölgenin alan değerleridir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi x artı y'nin karesi ifadesiyle eş değerdir? Şimdi şöyle yapalım. Biz her birini bulalım. Mesela a nedir burada? x artı y. Buradaki uzunluğumuz tamamı x. Bu kısmın y olduğunu vermiş. O zaman burası x eksi y. Yani a'nın alanı x artı y çarpı x eksi y. B'ye bakalım. Yani olduğu bölgenin alanı nedir? X. Buradaki uzunluğu da x eksi y olarak bulduk. X eksi y çarpı x'tir. C'ye bakalım. Bu kısmın y olduğunu söylemişti. İşte burası x artı y olduğuna göre. Burası x artı y çarpı y geldi. D'ye baktığımız zaman burası y, burası x olduğuna göre burası direkt x çarpı y oldu. Şimdi bize x artı y'nin karesi lazım. E, bunu nasıl oluşturabiliriz? Bu içindekilere bakalım neler var? Mesela x kare karesini aldığımız zaman 2x y artı y kare. Şimdi mesela y kareyi elde etmek istersek y kareyi nereden elde edebiliriz? A'ya baksak eksi y kare gelir. Buradan y kare gelmez. C'den y kare gelebilir. Burası nedir? Şöyle yazalım hatta. C ifadesi x y artı y kare. Şimdi biz buradaki y kareyi buradan elde edebiliriz. Bir tane c olur. Bunun dışında x kareyi nereden elde edebiliriz? Şimdi x kareyi dediğim gibi buradan elde edebiliriz ama eksi y kare gelecektir. Bunu götürür. A'yı kullanmayalım şimdilik. B'de x kare gelir. b'ye de bakalım o zaman. x kare eksi x y geldi. Şimdi biz b ile c'yi toplarsak direkt x kare artı y kare ifadesini elde ederiz. x y'ler de birbirini götürür. Şu an x kare artı y kareyi elde ettik. 2XY'ye de ihtiyacımız var. Bunda D'den faydalanabiliriz. 2 tane D alırsak 2XY gelir. Artı o zaman şöyle diyoruz. Bir tane B aldık. C aldık. 2 tane de D alırsak X kare artı Y kare. Buradan da 2XY'yi alırsak buradaki ifadenin açılımını elde etmiş oluruz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. 7. soruda aşağıda birinci şekilde bir kenarı Y birim olan kare önce kenarlarından TS ve PR'ye göre sonra KL ve MN'ye göre katlandığında ikinci şekil elde ediliyor. Buna göre mavi boyalı bölgenin alanı hangisi ifade eder demiş. Şimdi öncelikle e, buradaki ifade şimdi bunun tamamının burada ne vermişti bize? Bunun tamamının y olduğunu vermiş. X'leri buradan kesilmiş. O zaman buradaki kısım y eksi 2x. Şimdi buradası y eksi 2x aynı şekilde burası y eksi 2x. Buradaki ifadenin aynısı da şu an bunun tamamı da buradaki çünkü kareyi oluşturuyor. Yani buradan buraya kadar olan burası y eksi 2x gelecek. Şimdi daha sonra bunları katladıktan sonra mesela normalde bu büyük karenin alanı ne deriz biz? Y eksi 2x'in karesi deriz. Ama ondan buradaki içerideki bu beyaz kare çıkartılmış ki mavi kısım bulunmuş. Şimdi buradaki kare içinde bu katlandığında tekrar buraya geldi. Yani şuradaki kısım artık buraya geldi. Aynı şekilde buradaki x kadarlık kısım da buraya kadar geldi. Yani o zaman burada x kadarlık bir azalma daha oldu. Aynı şekilde buradaki x kadarlık kısım buraya katlandığı için buraya da aynı şekilde bir x kadarlık kısım geldi. Bu şekilde tekrar bir kare oluşturuldu. Yani normalde buradaki uzunluk y eksi 2 x kadarken bunlar da sağdan ve soldan katlandığında x'ler kadarlık daha geldiler. Dolayısıyla buradaki kısım o zaman y eksi 2 xten 2 x daha çıkartıyorum. Burası y eksi 4 x oldu. O zaman buradaki beyaz bölgenin alanında y eksi 4 x'in karesi. Bunu şimdi çözümleyelim y kare eksi 4 x y artı 4 x kare. Eksi bunun karesini alalım. Y kare eksi 8 x y artı 16 x kare geldi. Eksiyi dağıtıp işlemimizi yapalım şimdi. Buraya aynen yazıyorum. Eksiyle çarpalım. Eksi y kare artı 8 x y eksi 16 x kare. Şimdi y kareler gitti burada. 4 x y'den artı 8 x y var. 4 x y kaldı. 4x kare eksi 16x kareden de eksi 12 x kare kaldı. Ortak parantez alıp düzenlemeye çalışalım. 4 x parantezini alabiliriz. Buradan y kalır. Buradan da 3 x kalır. Çarptığımız zaman bunu elde ederiz. Dolayısıyla cevabımız bu şekilde gelmesi lazım. Yani b şıkkı olur. 8. sorumuzda eşitliğini vermiş. Buna göre eşit hangisidir? Şimdi şöyle yapalım. Burada p'ler ortak olduğuna göre buradaki 1 ile 3. ortak aldığımız zaman bunlar da m ortak. m parantezinde n artı m geldi burada da p parantezine m artı ne? Paydadaki ifade de m'ler ortak, m artı ne geldi? Buradan m artı n parantezine aldım, m artı p geldi. Payda da zaten m çarpı m artı n vardı ve bunlar da sadeleşti. Geriye m artı p bölü m ifadesi geldi. Biz burada zaten m artı p'nin şöyle yazabiliriz sonuçta m'yi paydaya, n'yi de buraya aldığımızda yine aynı şey oldu. O zaman m artı P bölü M ifadesi direkt N'ye eşittir deriz. 9. sorumuzda X ve Y farklı reel olmak üzere demiş. X çarpı Y'yi sormuş bize. Şimdi şu açılımları bir yapalım. X eksi Y'yi aynen yazdım. Buradaki küp açılımını yapalım. X eksi Y çarpı X kare artı X Y artı Y kare geldi. Eşittir. Burada da iki kare farkının X eksi Y çarpı X artı Y şeklinde açtım. Şimdi öncelikle ilk ikisine baktığımız zaman burada x ile y farklı sayılar olduğuna göre demek ki x'ten y'yi çıkarttığımızda sıfır olması mümkün değil. O zaman direkt x ile y, x eksi y'ler buradan sadeleşebilir. Buradan 1 kaldı. Burada da x kare artı x y artı y kare. Bu bilgi kenarda dursun. Aynı şekilde 2 ile 3'e baktığım zaman yine x eksi y'ler ortak olduğu için yine sadeleşebildi. Bir sıfırdan farklı olduğu için. Burada da x kare artı x y artı y kare ifadesi x artı y'ye eşit geldi. Şimdi bizden x çarpı y ifadesini istemiş. Bunu şöyle yapabiliriz. Biz buradaki ifadenin de bu arada 1 olduğunu zaten burada bulmuştuk. O zaman nedir? x artı y ifadesi de 1'e eşit geldi. Buradaki ifadenin her iki tarafın karesini alsak x kare bizim x y'ye ulaşmamız lazım. 2 x y artı y kare eşittir 1 oldu. Şimdi biz şöyle diyelim. Buradaki x kare artı y kare ifadesinde zaten şuradan bulabiliriz. x kare artı y kare tek başına bıraktığımızda x y karşı tarafa attığımda 1 eksi x y değeri x kare artı y kare eşit. O zaman buradaki x kare artı y kare yerine 1 eksi x y yazdım. Burada da 2 x y var. Eşittir 1. 1'ler sadeleşti. Buradan x y eşittir. 0 değeri geldi. 10. sorumuzda aküp eksi 1 x olmak üzere demiş a üzeri 6 eksi 1 istemiş. Şimdi biz önce burada a tek başına bırakırsam x artı 1. a üzeri 6 elde edilmek için burada her iki tarafın karesini alırsam x artı 1'in karesi a üzeri 6 eşit eksi 1 de çıkarttığımızda bize bu ifadenin x cinsinden bu ifadeyle elde edilebildiğine göremiş. Yani x kare artı 6'ya eşitmiş. İşlemimizi yapalım. x kare artı 2x artı 1 eksi 1 var. Burada da x kare artı 6. x karelerimiz sadeleşti. Birler de gitti ve buradan 2x eşittir. 6x değerimiz de 3 geldi. x değerimiz 3 ise eğer biz sonuçta a küpün x artı 1 olduğunu biliyoruz. x küpü x pardon x yerine 3 yazdığımız zaman a küpün direkt 4 olduğunu biliyoruz. O zaman burası a üzeri 6 olduğuna göre e, a üzeri yani daha da şöyle diyelim a üzeri 3'ün karesini almam lazım ve 1 eklemem lazım. a üzeri 3 4 olduğuna göre karesini alıp 1 ekledim. Cevap 17. 11. soruda her a ve b değeri için A artı B'nin küpünün açılımı verilmiş, eşitliği sağlanmakta. İrfan, ebatları x artı bir birim ve x artı birin karesi birim olan dikdörtgen biçimde bir kumaştan demiş. Bu bir kenarı x birim olan ve x tane x kare kumaş parçası ve bir kenarı bir birim olan bir tane kumaş parçasını kesip alıyor. Geriye kalan kumaş parçasının alanı sorulmuş bize. Şimdi normalde elimizdeki dikdörtgen neydi? Bir kenarı x artı bir, bir kenarı x artı birin karesi. O zaman şöyle diyelim. Bunları çarptığımız zaman elimizdeki Dikdörtgenin alanı bu. Bundan bir kenarı x birim olan x tane kare çıkartılmış. Şimdi bir kenarı x ise bu karenin alanı x karedir. Bundan x tane olduğu için de tekrar x ile çarptım. Bunu çıkartıyor ve bir kenarı bir birim olan da bir tane kare kumaş çıkartıyor. Bir kenarı bir ise alanı da birdir. Bir tane çıkartmış. Buna göre kesip aldığına göre kalan parçanın alanı soruyor bize. Burası nedir? x artı birin küpü zaten. Eksi burası da x küp. Eksi 1 x artı 1'in küpünün açılımını yapalım. x küp artı 3 x kare artı 3 x artı 1 geldi. Eksi x küp eksi 1. x küpler gitti. 1'ler gitti. Geriye 3 x kare artı 3 x kaldı. Bunu da 3 parantezin hatta 3 x parantezine alabiliriz. Geriye x artı 1 kalır. Bu şekilde açılım gelmiş olacak. Yani cevabımız c şıkkı olacak. İkinci sorumuzda ifadesinin değeri için demiş. Burada bir payda eşitleme yapalım. X eksi 1 ile X'i çarptım. X kare eksi X eksi 1 bölü X eksi 1 bölü X kare eksi X artı 1 bölü X eksi 1 değeri 1 bölü 2 eşit olduğunu söylemiş. Paydaki zaten X eksi 1'ler birbirine eşit. Geriye kalanları yazalım. X kare eksi X eksi 1 bölü X kare eksi X artı 1 eşittir 1 bölü 2. Buradan da içler dışlar çarpımı yapıyorum. 2X kare eksi 2X eksi 2 eşittir X kare eksi X artı 1. Diğer tarafa atarak düzenleyelim. Buradan x kare kaldı. Eksi x'i diğer tarafa aldım. Eksi x ve buradan eksi 3 eşittir 0. Şimdi bize bu ifade lazım. O zaman biz x kareyi buradan çekelim. x kare değerimiz x artı 3'e eşittir. x kare gördüğümüz yere x artı 3 yazabiliriz o zaman burada. x kare gördüğüm yere x artı 3 yazdım ve devamını yazıyorum. Paydağı da aynı şekilde gerisini eksi x, x eksi 2 yazdım düzenlediğimiz zaman buradan x'ler gitti 9 kaldı burada da x'ler gitti 1 kaldı cevabımız 9 oldu